Günaydın çocuklar. Bugünkü dersime hoş geldiniz. Nasılsınız? Hepinizin keyfi yerindedir inşallah. Çünkü çocuklar, keyfimiz yerinde olmazsa dersimizden verim alamayız. O yüzden çocuklar, derse başlamadan önce gelin hepimiz birlikte nefesimizi alıp verelim ve rahatlamaya çalışalım. Önce nefesimizi alıyoruz, sonra veriyoruz. Bakın çocuklar, önce alıyoruz, sonra veriyoruz. Hepimiz böyle bir şekilde yapmaya çalışalım. Önce alıyoruz, sonra veriyoruz. Önce alıyoruz, sonra veriyoruz. Önce alıyoruz, sonra veriyoruz. Evet çocuklar, rahatladınız mı? Ben rahatladım. Şimdi dersimize başlayabiliriz. Dersimizde çocuklar neler öğreneceğiz? Bakalım. Evet çocuklar, bugün dersimizde neler öğreneceğiz? Dağınık kelimelerden cümle oluşturma etkinliğin gösterimi. Aşağıda verilen görsellerin isimlerini yazalım. Bulmaca resmi verilenleri çocuklara yazma etkinliği. Hayvanları inceleme ve isimlerini hecelere ayırma etkinliği. Çocuklar, bu etkinlikleri hepimiz birlikte yapalım. Şimdi ise birinci etkinliğimiz var. Birinci etkinliğimize bakalım. Birinci etkinliğimizde dağınık kelimeler varmış çocuklar. Dağınık kelimelerden cümle oluşturma etkinliği. Burada çocuklar şimdi maviş bulutların içinde dağınık kelimeler var. O dağınık kelimelerden biz toplarsak bir tane cümle olacak. Onları hepimiz birlikte yapalım. Mesela ilk olarak neyi görüyorsunuz şimdi? Evet çocuklar, anne var. Evet anne. Annem ile diyor. Önce annem ile başlıyormuş. Siz annem ile diye ne düşünüyorsunuz? Annenizle nereye gidiyorsunuz? Nereye gitmeyi çok seviyorsunuz? Düşünelim bakalım çocuklar. Annem ile diye ne, hangi kelime var burada? Düşünün bakalım çocuklar. Şimdi havalar ısındı. Yaz geldi. Ne yemeği çok severiz? Bu maviş bulutların içinde yazı olan kelime de var. Onu okursanız bulursunuz. Evet çocuklar. Yemeğe dondurma. Evet çocuklar. Annem ile dondurma yemeye gittik. Evet çocuklar. Şimdi bunu siz defterine yazın. Ben şimdi burada yazıyorum. Annem ile dondurma yemeğe gittik. Evet çocuklar, böyle şekilde siz de defterinize yazın. Annem ile dondurma yemeye gittik. Evet çocuklar. Şimdi bunu defterinize yazdıysanız. Evet çocuklar, şimdi sırada ikinci etkinliğimiz var. Evet çocuklar, aşağıda verilen görsellerin isimlerini altlarına yazalım. Evet çocuklar, burada şimdi iki tane hayvan var. Onların ismini öğrenerek altındaki noktalı kısımda yazmamız lazım. O yüzden ben size biraz ipucu vereyim ve yardım edeyim. Mesela bakın, iki tane uzun kulağı olan, bir de elinde havuç olan, bir de havucu çok seven bir hayvan var. Sizce hangi hayvan olabilir bir? Düşünelim bakalım çocuklar. Evet. Evet çocuklar. Hangi hayvan bu? Tavşan. Evet çocuklar. Bu tavşan. Unutmayın, tavşan havucu çok seviyormuş. Şimdi onun da altındaki noktalı kısma yazalım. Yanında yine bir hayvan var çocuklar. Denizde yaşayan. Bizim iki tane elimiz varsa onun birkaç tane eli varmış. Hangi hayvan olabilir bu çocuklar? Evet, düşünelim bakalım. Evet çocuklar. Balık mı? Hayır çocuklar, bu balık değil. Ama balık da denizde yaşayan bir hayvan. Ama bu balık değil. Düşünelim bakalım, hangi hayvan olabilir bu? Evet çocuklar. Evet, ahtapot. Evet çocuklar, bu ahtapot. Onu da altında noktalı olan kısmına yazalım. Olur mu? Yazın bakalım çocuklar. Şimdi bunların ikisini de öğrenmiş olduk. İki tane hayvanın ismini öğrendik. Şimdi çocuklar, sırada üçüncü etkinliğimiz var.
Evet çocuklar. Üçüncü etkinliğimizde ise bulmaca etkinliği. Bulmaca etkinliğinde boş kutucuklara onların isimlerini yazmamız lazım. Şimdi çocuklar, burada bir küçük hayvan var. Belki bu hayvanı bilirsiniz. Siz anne babalarınızla hayvan bahçesine gittiyseniz bu hayvanı mutlaka görmüşsünüzdür. Bu hayvan ağaçtan ağaca zıplıyor. Bir de muzu çok seviyor. Hangi hayvan olabilir bu sizce? Çocuklar, düşünelim bakalım. Evet çocuklar. Evet, bu maymun. Evet çocuklar. Şimdi bu hayvanın ismini öğrendiysek kutucukların içine isimlerini de yazalım. İsmini yazalım maymun diye. Evet, altında ise bir sebzemiz var. Kırmızı olan. Kahvaltıda her gün yiyeceğimiz bir sebze. Hangi sebze olabilir bu çocuklar? Düşünelim bakalım çocuklar. Bahçelerimizde de oluyor. Evet. Evet çocuklar, domates. Evet çocuklar, bu domates. Bunu da şimdi boş kutucukta yazalım. Evet. Altında ise bir hayvanımız var çocuklar. Cıvıl 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 parlayan, rengarenk olan bir hayvanımız. Siz bunu da bilirsiniz. Çünkü parka gittiğiniz zaman çiçeklerin üstüne konar. Görmüşsünüzdür. Düşünün çocuklar. Rengarenk olan, cıvıl cıvıl olan. Hangi hayvan olabilir? Evet çocuklar. Evet, bu kelebek. Bunu da öğrendik çocuklar. Kelebek. Bunu da ise boş kutucuğa yazalım. Yanında ise bir yuvarlak bir kutumuz var. Ama bu kutu değil, onun ismi var. Anne babalarımız buna sebze koyuyorlar. Evimizde kullanıyoruz. Mutfakta kullandığımız bir şey. Ne olabilir bu sizce çocuklar? Düşünün. Siz bunu da bilirsiniz. Anne babalarımız kullanıyor evde. Evet çocuklar. Sepet. Evet çocuklar, bu sepet. Bunun ismini de boş kutucuğa yazalım. Yanında ise yeşil olan, ağaca benzeyen, diken dikenleri olan bir çiçek gibi bir şey görüyoruz. Ama bu çiçek değil. Onun dikenleri var. Ona dokunduğumuz zaman elimizi acıtabilir. Ne olabilir bu sizce çocuklar? Belki bunu siz evinizde olabilir. Camlar önüne koyuyorsunuz. Düşünelim bakalım. Evet çocuklar, ben sizi bekliyorum. Evet. Evet çocuklar, bu kaktüs. Bunun ismini ise öğrendiysek bunu da boş kutucuğa yazalım çocuklar. Sırada ise çocuklar son etkinliğimiz var. Şimdi ise son etkinliğimize geçelim. Evet çocuklar, şimdi ise son etkinliğimiz. Son etkinliğimizde hayvanların isimlerini incelememizi ve isimlerini yazmamızı, son olarak da onları hecelememizi istiyor. Heceleyerek yazmamızı istiyor. Bakalım çocuklar, önce isimlerini öğreneceğiz. Sonra yazacağız. Sonra ise heceleyerek yazacağız. O yüzden ilk resimdeki hayvanın ismini öğrenelim. Sizce hangi hayvan olabilir bu? Bu hayvan boynu çok uzun olan, bir de hayvanat bahçesinde olan bir hayvan. Sizce hangi hayvan olabilir bu? Bu hayvanı siz biliyorsunuz. Çünkü o hayvanın boynu çok uzun. O yüzden siz onu merak ederek bakmışsınızdır. Hangi hayvan olabilir bu sizce? Evet çocuklar, düşünelim. Evet. Ben sizi bekliyorum. Evet çocuklar. Evet. Evet çocuklar. Jirafa. Bu jirafa. Şimdi ise onun ismini yazalım. Jirafa. Evet çocuklar. Jirafa diye yazdık ismini. Şimdi ise heceleyerek yazmamızı istiyorlar. Şimdi siz bana söyleyin, ben de yazayım. Evet çocuklar, söyleyin. Evet. Ju. Ju. Sonra çocuklar hangi olabilir? Ra. Evet. Ra. En son olarak hangisi? Fa. Evet çocuklar. Ju, ra, fa. Heceleyerek yazdığımızda böyle oluyormuş. Jirafa.
Şimdi onu da buraya yazıyoruz. Siz ise bunların hepsini defterinize yazın. Bu hayvanın ismini de öğrendik. Jirafa. Şimdi altında sevimli olan hepimizin evimizde olabilir. Evet, ben onu çok sevdiğim için evimde var. O yüzden hangi hayvan olabilir bu? Küçük, sevimli bir hayvan. Çocuklar da bunu çok sever. Bu hayvan da çocukları da çok sever. Hangi hayvan olabilir sizce bu? Düşünelim. Evimizde de var. Evet çocuklar. Hangi hayvan bu? Evet. Evet çocuklar. Bu kedi. Şimdi ise bunun ismini de öğrendik. İsmini ise buraya yazalım. Siz de defterinize yazın. Ben de buraya yazıyorum. Yaz tahtama yazıyorum. Kedi. Evet çocuklar. İsmini de öğrendik. Buraya da yazdık. Buraya yazdık. Şimdi ise heceleyerek yazalım. Heceleyerek. Siz de bana yardım edin. Evet çocuklar. Sonra di. Evet çocuklar. Kedi. Şimdi kedi. Heceleyerek yazdık. Şimdi ise bunu da buraya yazalım. Siz de mutlaka defterinize yazın. Evet çocuklar. Evet çocuklar. Şimdi ise etkinlik dersimizin sonuna geldik. Bu yaptığımız etkinlikler derste işleyeceğimiz etkinliklerin bir parçasıydı. Bu sonraki dersimizde bu etkinliklerin devamını yapacağız. O yüzden dersimiz şimdi bitiyor. O yüzden çocuklar dersinizi tekrar etmeyi unutmayın. Beni de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.